Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde atomun enerji seviyelerini ve modern atom teorisini inceleyeceğiz. Temel halde bulunan bir elektronun atoma dışarıdan bir enerji verilerek üst enerji seviyesine çıkması olayına uyarılma diyoruz. Uyarılma atomda 4 yolla olabiliyor. Isıtarak atomları elektronlarını üst yörüngelere çıkarabiliriz. Atomlar ısıtıldığında temel halde bulunan elektronun sıcaklık dolayısıyla enerjileri artar ve üst yörüngelerden birine geçer. Daha sonra üst yörüngeye geçen elektron tekrar kendi yörüngesine inerken aradaki enerji farkı kadar dışarı foton salar. Atomlar yüksek basınç ve sıcaklık altında birbirleriyle çarpıştırılarak elektronlar üst enerji seviyesine uyarılabilir. Atomlar aldıkları fazla enerjiyi tekrar aşağı inerken ışıma yoluyla geri verirler. Bir atomu elektronla uyarabilmek için hızlandırılmış bir elektronun enerjisi atomun birinci uyarılma enerjisine eşit ya da daha büyük olması gerekmektedir. Birinci uyarılma seviyesinden küçük enerjiyle atoma gelen elektron atomu uyarmadan yoluna devam eder. Birinci uyarılma seviyesinden daha büyük enerjili elektron atomu uyarabilir ve enerjisinin bir kısmını kaybederek ortamı terk eder. Uyarılan atom temel hale geçerken aldığı enerjiyi yine ışıma olarak geri verir. Temel haldeki bir atomun fotonla uyarılması için gelen fotonun enerjisinin atomun uyarılma enerji seviyelerinden birine tam eşit olması gerekir. Fotonun enerjisi atomun uyarılma enerji seviyesinden büyük ya da küçük ise atomu uyaramaz. Foton atomu uyardığında enerjisini tamamen kaybeder ve yok olur. Birinci uyarılma seviyesine eşit enerjiyle gönderilen foton atomu uyarır ve yok olur. Atom aldığı enerjiyi foton olarak tekrar ışıma yoluyla geri verir. Fotonun enerjisi atomun iyonlaşma enerjisine eşit veya büyük olursa atomu iyonlaştırabilir veya atomdan bir elektron kopar. Bu örneğimizde temel haldeki hidrojen atomunun enerji seviyeleri verilmiş. Buna göre verilenlerden hangileri temel haldeki bir hidrojen atomunu uyarabilir diye soruyor. 12,1 elektron volt enerjili foton uyarabilir arkadaşlar. Çünkü temel haldeki elektronu uyarırken fotonun uyarmak istediğim seviyeye eşit değerde, tam o değerde enerjisinin olması lazım ve bizim 12,1'lik bir enerji seviyemiz olduğu için bu foton elektronu uyarıp buraya çıkarabilir. 13 elektron volt enerjili elektron dediği için elektronun enerji seviyesine yetecek kadar enerjisinin olması yeterli. Daha fazla olması sorun olmuyordu hatırlarsak. 13 elektron volt enerjili elektron 12,75'e, 12,1'e ya da 10,2'ye elektronu uyarabilir. 13 elektron volt enerjili foton uyaramaz çünkü tam 13 elektron volt enerjili bir enerji seviyemiz yok arkadaşlar. O yüzden bunu geçiyoruz. Bohr atom modeline göre temel haldeki bir hidrojen atomundaki elektronun yörünge yarıçapı R, çizgisel hızının büyüklüğü ve açısal momentumun büyüklüğü L. Buna göre elektron ikinci uyarılma seviyesine uyarılınca bu değerler nasıl değişir? Temel hal demek N eşittir 1 seviyesinde demek. İkinci uyarılma seviyesi ise N eşittir 3'e çıktığını bize gösteriyor arkadaşlar. Hatırlayacak olursak yarıçap ne kare ile yani yörüngenin karesi ile orantılıydı. Bu durumda n eşittir 1'de r ise n eşittir 3'te yarıçap 9r olacaktır. Çizgisel hız 1 bölü n ile orantılıydı. N eşittir 1'de hız v ise n eşittir 3'te hız v bölü 3 olacaktır. Açısal momentum ise yine n ile orantılıydı. N eşittir 1'de L ise N eşittir 3'te bu da 3L olacaktır. Bu durumda cevabımız C şıkkı olmalıdır. Taban durumundaki hidrojen atomunun elektronunun ikinci uyarılmış enerji düzeyine çıkarmak için
Bu atomun kaç elektron voltluk fotonlarla uyarılması gerekir? Enerji düzeylerine bakarsak N eşittir 1'de, taban durumu N eşittir 1'de. Buradaki elektronu ikinci uyarılma düzeyi dediği N eşittir 3'tür arkadaşlar. N eşittir 3'e çıkarmaya çalışacağız. Hidrojen atomunun taban durumunda enerjisi 13-13,6'dır. Biz 3'e çıkaracağımız için buradaki enerji düzeyini de bulmamız gerekir. Ve 1 ile 3 arasındaki enerji farkı kadar bir fotonla uyarmamız gerekir ki 3. enerji seviyesine çıkarabilelim. Yani fotonumuzun enerjisi E3-E1 enerjisi kadar olmalı. E1'in zaten değeri -13,6 biliyoruz. Şimdi E3'ü nasıl bulacağız? Formülü hatırlayalım. -13,6 çarpı Z kare bölü N kareydi. Buradaki Z atom numarasıydı. Hidrojen atom numarası 1'dir arkadaşlar. 1'in karesi gelecek. N de kaçıncı yörüngeye çıktıysa o yörüngedeki numarası, yani N eşittir 3 karesini alırsak 9. -13,6 bölü 9 olur. Bu da -1,51 demektir. O zaman fotonumuzun enerjisi de -1,51 -13,6 çıkacaktır. Bu işlemi de 12,09 olarak görebiliriz. Elektron üst yörüngeye çıktıktan sonra temel hale dönerken ya doğrudan ya da kısa geçişler yapar. N eşittir 4 seviyesine uyarılmış bir elektron şekildeki gibi geçişler yaparak temel hale dönebilir arkadaşlar. Buna göre n'inci enerji seviyesine uyarılmış bir elektron temel hale dönerken bütün geçişler göz önüne alındığında n çarpı n eksi 1 bölü 2 tane farklı ışıma yapabilir. Buradaki farklı ışıma enerjisi, dalga boyu, frekansı birbirinden farklı olan ışıma sayısı anlamına gelmektedir. Civa atomunda temel halde bulunan elektron N eşittir 5 düzeyine uyarılmış. Buna göre elektron temel hale dönerken bu atom kaç farklı frekansta ışıma yapabilir diyor. Formülümüz N çarpı N eksi 1 bölü 2 idi. N burada 5 ise 5 çarpı 4 bölü 2 olacaktır. Buradan da 10 farklı ışıma yapacağını görebiliriz. Uyarılmış bir atomun elektronu temel hale dönerken farklı ışımalar yapabilir. Her atomun atom numarası farklı olduğundan enerji seviyeleri de farklıdır. Uyarılmış bir hidrojen atomunda elektron temel hale dönerken yapabileceği ışımalar serileri oluşturmaktadır. Elektron uyarıldığı seviyeden N eşittir 1 seviyesine iniyorsa bu ışımalar Lyman serisi olarak adlandırılır. Lyman serisinde fotonların enerjisi ve frekansı büyük, dalga boyu ise küçüktür. Lyman serisindeki ışınlar elektromanyetik spektrumun mor ötesi bölgesinde yer almaktadır. Lyman'ın ilk 3 ışıması L alfa, L beta ve L gamma ile gösterilir. Elektron uyarıldığı seviyeden N eşittir 2 seviyesine iniyorsa bu ışımalar Balmer serisi olarak adlandırılır. Balmer serisindeki ışınların çoğu elektromanyetik spektrumun görünür bölgesinde yer almaktadır. Balmer serisinin ilk 3 ışıması da H alfa, H beta ve H gamma olarak sembolize edilir. N eşittir 3 seviyesine inişler Paşen serisi, 4'e inişler Bracket, 5'e inişlerde Font serisi olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Bu 3 serideki ışımaların tümü de elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinde yer almaktadır. Hidrojen atomlarının spektrumunda görülen Lyman-Balmer serilerine ait çizgilerden bazılarının oluşumu gösterilmiş. Buna göre hangisinin saldığı ışık çıplak gözle görülebilir. Çıplak gözle görünür ışıklar kırmızı ve mor arasında olanlarda hatırlayacak olursak bize parantez içinde kırmızı ışığın enerjisini 2 elektron volt, mavi ışığın ise 4 elektron volt olarak vermiş. Yani biz 2 elektron volt ve 4 elektron volt arasındaki enerjiyi şu an görebileceğiz. O zaman bizim verilen grafikteki fotonlarımızın da bu aralıktaki enerjiye sahip olması lazım.
L'lere bakarsak, yani L alfa, L beta ve L gamalara bakarsak, ışımaların enerjileri 4'ten büyük. 10, 20, 12, 10 ve 12, 75. Dolayısıyla bu bizim gördüğümüz aralığa denk değil arkadaşlar. Bunların üçünü de göremeyiz. Zaten görünür bölge en eşittir 2'ye inişlerde olabiliyordu. Bunların çoğu zaten görünür ışık konumundaydı. H alfa ve H beta'ya bakarsak, H alfadan 12 onluk seviyeden 10 20'lik seviyeye inmiş. 12 10 ile 10 20 arasındaki farka baktığımızda 1.90 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. 1.90'lık enerji bizim görebileceğimiz enerjinin altında. O yüzden bunu da göremiyoruz. H beta da 12.75 ve 10.20 arası, aradaki farkı alırsak 2.55'lik bir foton enerjisi var. Bu durumda bizim görebileceğimiz aralığa denk geldiği için H beta'yı görebiliriz. Auroralar, yani kutup ışıkları, atmosferin üst katmanlarında bulunan oksijen ve azot atomlarının Güneşten gelen parçacıklar sayesinde uyarılıp sonra tekrar temel hale dönmesi sonucu foton salınımı oluşmasıyla ortaya çıkar. Oksijen atomlarının emisyonu sonucunda yeşil veya kahverengimsi kırmızı ışık elde edilir. Azot atomlarının emisyonu sonucunda ise mavi veya kırmızı ışık elde edilmektedir. Yine floresan ve neon lambaları da ışık vermesi olayı, bazı mineral ve canlıların ışıldaması olayı atomun emisyonu sonucu oluşan olaylardır. Yukarıdaki olaylardan hangileri atom emisyonunun bir sonucudur? Kutup ışıkları olarak bilinen auralarda yeşil renkten kırmızı ve mavi gibi farklı renklerin oluşumu emisyon sonucuydu arkadaşlar, biraz önce okuduğumuz gibi. Günlük hayatta aydınlatma amaçlı kullanılan floresan ve neon lambaların ışık vermesine de yine emisyon söz konusuydu. Yüksek sıcaklıklarda ısıtılan demirin kırmızımsı gözükmesi de yine dışarıya ışık yayması, yani emisyon sonucudur. Temel haldeki hidrojen atomlarına ait enerji grafiği verilmiş. Bu atomlar enerjisi 13.06 elektron volt olan elektronlarla uyarılıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi temel haldeki atomun elektronunu 13.06 enerjili elektronla uyardığımızda elektron buraya çıkabilir. Daha alt yörüngelere de çıkabilir. İlla buraya çıkması gerekmiyor. Çünkü elektron tüm enerjisini vermek zorunda değildi hatırlarsak. Lehman serisinde 4 adet ışıma gözlenebilir diyor. Eğer n eşittir 5'e çıkarsam direkt 1'e indiğinde bu bir Lehman'dı. 5'ten 4'e, 4'ten direkt 1'e inebilir. Bu da bir Lehman olur. 5'ten 3'e, daha sonra 3'ten 1'e inerken 3'ten 1'e inmesi de bir Lehman'dır. 3 tane Lehman görebiliyoruz. Bir de son olarak 5'ten 2'ye indik. Sonra 2'den 1'e inerken bir Lehman daha görebiliriz. Yani 4 tane Lehman görme ihtimalimiz var. Balmer serisinde H alfa, H beta, H gama ışıması gözlenebilir. H alfa, H beta ve H gamayı hatırlayacak olursak, Balmer 2'ye inişti. H alfa 3'ten 2'ye, beta 4'ten 2'ye, gama ise 5'ten 2'ye iniş. 5'te olduğu için yine önce 3'e inip 3'ten 2'ye H alfayı yapabilir. Ya da önce 4'e inip 4'ten 2'ye H beta'yı yapabilir. Ya da direkt 5'ten 2'ye inip H gamayı yapabilir. Bu da mümkün. Toplam gözlenen farklı ışıma sayısı 6'dır diyor. Bu yanlıştır. Çünkü 5. enerji seviyesine çıkabiliyorsam o zaman 5 çarpı n çarpı n eksi 1 bölü 2'den 5 çarpı 4 bölü 2, toplamda 10 tane farklı ışıma gözlemleyebiliriz. Uyarılmış hidrojen atomlarının elektronları temel hale geçiş yaparken x, y, z fotonları yayıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X fotonu 12.75'lik enerji seviyesinden 10.20'ye inmiş. Aradaki fark kadar X fotonun enerjisi var ve bu aradaki fark 2.55'tir arkadaşlar. Y'de 12.10'dan 0'a indiği için bunun enerjisi 12.10'dur direkt. Z ise 13.06'dan 12.10'a indiği için aradaki fark 0.96'dır. Bu kadarlık enerjide bir foton demektir bu da.
Dalga boyu en büyük olan foton Z'dir diyor. Enerjisi en küçükse, enerjiyle dalga boyu ters orantı olduğu için dalga boyu en büyüktür. O zaman bir doğrudur. X fotonu görünür bölgededir. N eşittir 2'ye indiği için 2'ye inişler Balmer serisiydi ve görünür bölgeye denk geliyordu. Bu da doğrudur. Bohr atom modeline göre X, Y, Z ışımalarında açısal momentum değişimleri eşittir. Açısal momentum hatırlarsak bulunduğu seviyeye N dersek N çarpı H bölü 2 pi. Ve açısal momentum değişimini bulurken ilk bulunduğu seviye ile son bulunduğu seviye arasındaki farkı alıyorum. Mesela son bulunduğu seviye N üssü dersek N üssü çarpı H bölü 2 pi olacak. Açısal momentum farkı da bu ikisinin farkı olacağı için H bölü 2 pi parantezine alırsak N eksi N üssü çarpı H bölü 2 pi olacaktır. Yani ilk ve son bulunduğu yörüngeler arasındaki farka bakmamı yeterli olacak açısal momentum değişimleri için. X 4'ten 2'ye indiği için 4 eksi 2'den 2 çarpı H bölü 2 pi'lik bir değişim yaşamış. Y de yine 2 basamak alta indiği için 2 çarpı H bölü 2 pi'lik bir değişim yaşamış. Z'ye bakarsak o da 2 basamak alta indiği için 2 çarpı H bölü 2 pi'lik bir değişim yaşamıştır. Hidrojen atomunun spektrumdaki 3 ışıma şekildeki gibi veriliyor. Hangileri doğrudur? 3'ü de Lehmann serisi. L alfa ışımasının enerjisi en küçüktür. Temel hale inmişler. Ve şuradaki enerji aralığı en küçük. L gamma'daki enerji aralığı ise en büyük. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. L gamma ışımasında dalga boyu en küçüktür. Doğru, çünkü enerjiyle dalga boyu ters orantılıydı. L gamma'da enerji aralığı en büyük olduğu için burada dalga boyu en küçük olmalıdır yayınlanan fotonun. Bir atomda aynı anda bu 3 ışıma birlikte gözlenemez. Aynı elektron bu 3 ışımayı aynı anda yapamayacaktır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Frank ve Hertz hızlandırdıkları elektronları civa buharına göndererek civa gazının atomlarını uyarmış ve dışarı çıkan elektronların enerjilerini ölçerek elektronları belirli enerji seviyelerinde bulunduğunu göstermiştir. Deney sonucunda bütün atomların enerji seviyelerinin kesikli olduğu ve ayırt edici bir özellik olarak kullanılabileceği ortaya konulmuştur. Frank Hertz deneyi ile Bohr atom modeli desteklenmiş ve atomların enerji seviyelerinin kesikli olduğu kanıtlanmıştır. 2011 yılı ÖSYM sorusundan sezyum atomunun kimi enerji düzeyleri şekildeki gibi verilmiştir. Sezyum buharındaki atomların üzerine e-kinetik enerjili elektronlar gönderiliyor. Bu elektronlardan biri taban durumundaki iki sezyum atomunu peş peşe uyararak 0,10 elektron voltluk kinetik enerjiyle ortamdan çıkıyor. Buna göre elektronun E enerjisi en az kaç elektron volttur? Şimdi burada E enerjiyle gönderdiğimiz elektron en az iki atomu uyarıp iki elektronun yukarı çıkmasına sağlamış. Ama bu elektronların yukarıda 2'ye mi 3'e mi ya da daha fazla yere mi çıktığını bilmiyorum. Ama en az enerjisi olduğu için gidebilecekleri en kısa mesafeye göndermem gerekiyor. Tabandaki elektronları en az 2'ye çıkarmış olması gerekir. 2 elektronu çıkarıyordu. Yani her birine 1,38'lik enerji aktarmalı. O zaman 1,38'i 2 ile çarparsak arkadaşlar 2,76'lık bir enerji aktarmış demektir. Kendisi de daha sonra 0,10 da çıktığı için bir 0,10 daha eklersem ilk baştaki enerjinin 2,86 olması gerekir. Frank Hertz deneyinde hangileri gözlenebilir? Civa buharına hızlandırılmış elektron gönderilerek gerçekleştirilmiştir. Evet, Frank Hertz deneyi bu şekilde gerçekleştirmişti. Aynı elektronun birden fazla atomu uyarmasını yine gözleyebiliriz burada. Aynı fotonun birden fazla atomu yoğunlaştırmasını gözlemleyemeyiz. Çünkü bir foton en fazla bir elektronu yoğunlaştırabilir. Bütün atom modellerinin sonunda Bohr atom modelinin atoma getirdiği kuantumlu bakış açısı modern atom teorisinin temelini oluşturmuştur.
Bu bakış açısından yola çıkan de Broglie, Schrödinger, Heisenberg ve Max Born'un çalışmaları sonucunda kuantum mekaniği geliştirilmiştir. De Broglie, elektron gibi çok küçük kütleli parçacıkların tanecik olmalarına rağmen dalga özelliğini de gösterdiğini söylemiş ve her taneciğe bir dalganın eşlik ettiğini belirtmiştir. Max Born, madde dalgalarının fiziksel dalgalar değil, olasılık dalgaları olduğu yorumunu yapmıştır. Heisenberg, geliştirdiği belirsizlik ilkesiyle bir parçacığın konumunun ve momentumunun aynı anda ve hatası olarak ölçülmesinin mümkün olmadığını öne sürmüştür. Schrödinger ise zamandan bağımsız dalga fonksiyonunu geliştirmiş ve atom içinde hareket eden elektronların yerlerini kesin olarak bilmenin imkansız olduğunu, şekildeki gibi bazı yerlerde bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiştir. Modern atom teorisinde elektron yörüngelerinden bahsedilmez arkadaşlar, bu yüzden elektronun yeri tam olarak bilinemediği için, elektronun yeri tam olarak bilinmemesine karşılık elektronun belli bir zaman aralığında nerede bulunabileceği olasılığı ile açıklanabilmektedir. Modern atom teorisinde yörünge yerine orbital ismi kullanılır. Orbitaller elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerdir. Yine modern atom teorisinde atomdaki elektronların dağılımı ve bulunabileceği enerji düzeyi 4 tane kuantum sayısıyla ifade edilir. Baş kuantum sayısı küçük ne ile gösteriliyor? Elektronun ait olduğu kabuğu ve enerji seviyesini belirler. Biz bunu klasik atom teorilerinde yörünge numarası olarak da Bohr'da görmüştük arkadaşlar. Açısal momentum kuantum sayısı küçük L ile gösteriliyor. Elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı nedeniyle enerji seviyelerinin ayrılmanın nasıl olabileceğini belirlemek için kullanılan kuantum sayısıdır bu. Manyetik kuantum sayısı ML ile gösteriliyor. Manyetik alan etkisinde kalan orbitallerin uzaydaki yönelim biçimlerini belirlemek için kullanılır. Ve son olarak spin kuantum sayısı MS, elektronların çekirdek etrafında dönerken aynı zamanda kendi eksenleri etrafında da döndüğünü belirlemek için kullanılan semboldür. Pauli, elektronların kuantum sayıları ile ilgili önemli bir ilke ortaya koymuştur ve buna Pauli dışlama ilkesi olarak tanımlıyoruz. Bu ilkeye göre bir atomda iki atomun dört kuantum sayısından en az biri farklıdır. Modern atom teorisinin uygulamalarından bazıları elektron spin rezonans, manyetik rezonans ve lazerdir. Modern atom teorisinin kazandırdığı nanoteknoloji, süper iletkenlik, katı hal fiziği ve yarı iletken fiziği gibi yenilikler günlük hayatı oldukça kolaylaştıran alanlardır. Modern atom teorisine göre hangileri doğrudur? Yörünge yerine orbital kullanılır, doğrudur. Elektronun yerini tam olarak bilmek mümkün değildir. Evet, bunu da söylemiştik hatırlayacak olursak biraz önce. Her parçacığa bir madde dalgası eşlik eder. Bu da yine ileri atılan görüşlerden bir tanesiydi. Modern atom fiziği üzerinde Türk bilim insanlarının da oldukça önemli çalışmaları vardır arkadaşlar. Özellikle Feza Gürsey, Behram Kurşunoğlu ve Asım Orhan bunlardan başı çekenlerdir. Bu kişilerin başında da Feza Gürsey 1977 yılında temel parçacık fiziğine yaptığı katkılarından dolayı Sheldon Gashow ile birlikte Oppenheimer ödülünü almıştır. Asım Orhan Baruta, matematiksel fizik ve parçacık fiziği alanında uluslararası düzeydeki üstün nitelikli yayın ve çalışmalarından dolayı 1982 TÜBİTAK Bilim Ödülü verilmiştir. Behram Kurşunoğlu ise Einstein ve Schrödinger ile birlikte simetrik olmayan yer çekimi teorileri üzerinde çalışmalar yapmış. Kurşunoğlu, Einstein'ın genel görelilik teorisinin elektromanyetizma ile birleştirilmesi üzerine çalışmalar da yapmıştır aynı zamanda. Dünyada kuantum fiziği kapsamında genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan kişi olarak da tanınmaktadır. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Temel haldeki bir elektronu
üst yörüngelere çıkarmak için atoma verilmesi gereken enerjiye uyarılma enerjisi denir. Uyarılma enerjisinin tanımı buydu zaten arkadaşlar. Bir atomdan elektron koparabilmek için atoma gönderilen foton ya da elektron enerjisi atomun iyonlaşma enerjisine eşit veya büyük olmalıdır. Doğrudur. Bir atomu fotonla uyarabilmek için fotonun enerjisi atomun birinci uyarılma enerjisine eşit veya büyük olmalıdır. Yanlıştır. Çünkü iyonlaşma dışında uyarma durumunda, yani elektronun üst yörüngelere çıkması durumunda foton ancak çıkartacağı seviyedeki enerjiye denk enerjiye eşit olmalı. Daha büyük ya da daha küçük değil. Temel haldeki hidrojen atomuna ayrı ayrı gönderilen bir foton ve bir elektronun enerjileri atomun ikinci uyarılma seviyesine eşittir. Atomun ikinci uyarılma seviyesi, yani en eşittir 3 seviyesi. Buna göre yargılarının hangileri doğru olabilir? Foton atomu uyarır. Fotonun enerjisi tam 3. enerji seviyesine eşit olduğu için uyarabilir. Elektron atomu uyaramaz. Kesin bir şey yok ama uyaramama ihtimali var. Çünkü elektron enerjisi yetse de hiç etkileşmeden yoluna devam edebilir. Elektronun enerjisi azalır, olabilir. Elektronun biliyoruz ki tüm enerjisini vermek zorunda değildi. En eşittir 3'e değil, en eşittir 2'ye çıkarabilir. Atomu bu şekilde uyarabilir. Ve enerjisinin hepsini kaybetmez, birazını kendinde tutmuş olabilir. Frank Hertz deneyinde hidrojen atomu buharının bulunduğu ortama bir elektron gönderildiğinde atomun uyarılması sonucu yayınlanan fotonun renginin kırmızı olduğunu görüyoruz. Hidrojen atomu buharına daha yüksek enerjili elektron gönderilirse salınan fotonun rengi hangisi olabilir? Gönderdiğimiz enerjide salınan foton kırmızıysa daha yükseğinde yine kırmızıyı görebiliriz. Çünkü renklerin sabit bir dalga boyu yok arkadaşlar. Bir dalga boyu aralığı var. Biz de gönderdiğimiz enerjiyi biraz arttırdığımızda yine bu enerji kırmızı enerjisine ya da kırmızının dalga boyuna denk gelmiş olabilir. Ya da daha yüksek enerjide kırmızıdan daha fazla enerjiye, daha yüksek enerjiye sahip ışıklar da olabilir. Yeşil ve mavi yine kırmızıdan daha yüksek enerjiye sahip olduğu için bunları da görebiliriz. Bir hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri verilmiş. Temel haldeki elektronun uyarılması sonucu atomun spektrumunda gözlenen çizgiler gösterilmiş. Bu çizgilerden hangisinin dalga boyu en büyüktür? Dalga boyu enerji ile ters orantılıydı. Enerji aralığı en küçük olan çizgide dalga boyu en büyük olacaktır. Ve dikkat edersek P'de enerji aralığı en küçük. 13.06 ile 12.75 arası, diğerlerine göre daha küçük bir enerjisi var. Bu durumda dalga boyu da en büyük P olacaktır. Özellikleri aynı olan bir ortamda uyarılan bir atomun elektronu temel hale dönerken yaydığı fotonların hangileri farklı olabilir? Sonuçta foton hepsi ışık, yani elektromanyetik dalga ve aynı ortamda olduğu için hızları farklı olmamalıdır. O yüzden 4'ü geçiyoruz. Frekansları, enerjileri ve dalga boyları farklı olabilir arkadaşlar. Çünkü farklı enerji aralığında yayınlanabilir bu fotonlar. Bir hidrojen atomu en eşittir 4 enerji düzeyine uyarılmıştır. Elektron temel hale inerken çeşitli ışımalar yaptığı gözleniyor. Buna göre bu geçişlerde en çok kaç foton yayınlanabilir? 4. seviyeye çıkmışsa, yani elektron buradaysa, en fazla iniş sırasında kademe kademe inip 3 tane ışıma yapmış olabilir arkadaşlar. Cevabımız bu durumda C olmalıdır. Bir elektrona eşlik eden dalga boyu hangilerinde değişir? Elektrona eşlik eden dalga boyu elektronun ya da işte yüklü parçacığın enerjisinin değiştiği durumlarda değişecektir. Çünkü enerjisi eşlik ettiği parçacığın enerjisiyle eşit olmalı dalganın. Ve dalganın enerjisi değiştiği zaman da dalga boyu değişecektir. Çünkü fotonun, hatırlayacak olursak, enerjisi hc bölü lambda, dalga boyuyla ters orantılı değişiyordu.
Elektronun yüklü paralel levhalar arasında düzgün hızlanırken hızı değiştiği için elektronun kinetiği değişiyor. Dolayısıyla eşlik eden dalganın da enerjisi değişecek. Dalga boyu değişir. İki yüklü cisim arasında basit harmonik hareket yaparken yine aralıklarda hız sabit değil. Hız sabit olmadığı için kinetik değişiyor. Fotonun enerjisi de dolayısıyla dalga boyu da değişmiş oluyor. Elektrik alan içinde dik giren yüklü parçacık hareket yaparken elektrik alan içerisine dik girdiği zaman harekete dik doğrultusundaki hızı değişmeyecek ama yüklü parçacık elektrik alan içerisinde bir kuvvet göreceği için bu kuvvet yönünde ekstra hıza sahip olacak. Yani toplam hızı yine artmış olacak. Hızı değiştiği için kinetiği değişecek. Ona eşlik eden dalganın da enerjisi değişecek. Dolayısıyla dalga boyu yine değişmiş olacak.